değerlendireceğiz arkadaşlar. 26. soruda kaldık. Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir? İfade delil. Bu değildir arkadaşlar. İz delil, kimyasal delil, fiziksel delil, biyolojik delil. Evet, maddi delil çeşitlerindendir. İfade delil, maddi delil yani değildir. Çünkü başkasının ifadesinin alınmasıdır. Özel güvenlik görevlileri Zafer ile Nedim'in tanzim edemeyeceği tutanak. Teşhis tutanağı. Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir? Hayal ürünü olmalı. Delilin elle tutulur, gözle görünür olması gerekiyor. Hayal ürünü olmaz. 29. soru. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir? Kombine devriye. 30. soru. Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette uygulanır. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu sıralamada doğru olarak verilmiştir? Öncelikle bedeni gücümüzde zor kullanacağız. Sonra maddi güç, elimizde job sopa varsa, karşı tarafta da aynı şey varsa öyle. Daha sonra silah kullanma. Kademeli ve artan nispette. Bedeni kuvvet, maddi güç, silah kullanma. Doğru sıralamadır. 31. soru. Aşağıdaki şıklardan hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir? Kişi, kurum, kuruluş yetkilisi. Tabii ki kontrol noktasında olmayacak kişi. 32. soru. Aşağıdaki görevlilerden hangisi futbol maçında görev alan özel güvenlik görevlisi Sıtkı'nın görev ve yetkisi dahilinde değildir? Stadyum dışında seyyar satıcıları yakalamak ve zabıtaya teslim etmek. Bu tabii ki yetkisi değil satanın. 33. soru. AVM'de görevli özel güvenlik görevlisi Halil, devriye görevi esnasında bir şahsı hırsızlık yaparken görmesi üzerine suç konusu hırsızlık eşyası ile yakalanmıştır. Hangisi, hangi tutanağı tanzim etmelidir? Tabii ki suçüstü, yani suç işlerken gördüğüne göre bu suçüstü tutanağıdır arkadaşlar. 34. soru. Özel güvenlik görevlisi Ali, çalıştığı fabrikada devriye görevi sırasında şüpheli paketle karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Derhal kolla haber verir ve etrafına güvenlik şeridini çeker. Güvenlik görevlisinin yapması gereken bu zaten. Hemen süratle derhal genel kolluğu arayıp olay yerini de kontrol altına alıp şeritle muhafaza etmesi. 35. soru. Özel güvenlik görevlisi Cemil parkta devriye görevi yerine getirirken bir çocuğun darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğru olur? Darp olayına müdahale ederek şüpheliyi yakalayarak genel kolluğa teslim eder. 36. soru. Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görev alan özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir? Müsabaka güvenlik planını hazırlamak. Tabii ki bu özel güvenlik görevlisinin yetkisi ya da görevi değil. 37. soru. Özel güvenlik görevlisi Cihan, belediye parkında devriye görevi sırasında eşkali ve bilgileri daha önceden bildirilen cezaevinden kaçan hükümlüyü yakalamıştır ve derhal kolluğa haber vermiştir. Yapılan yakalama hangi tür bir yakalamadır? Tabii ki cezaevinden kaçtığı için bir adli vaka bu. Adli yakalamadır arkadaşlar. 38. soru. Metro istasyonunda görevli özel güvenlik görevlileri Ali ile Hasan yaya devriye görevi yaparken Asiye Hanım'ın çantasını kapkaç yapmak suretiyle çalan iki kişiyi suçüstü yapmak suretiyle yakalar. Aşağıdakilerden hangisi Ali ile Hasan'ın tutanak tanzim ederken dikkat etmesi gereken içerik kurallarından biri değildir? İmza atmak istenmemesi durumunda sebepleriyle birlikte tutanak belirtmesine gerek yoktur. Bu onların yapması gereken kurallardan biri değil arkadaşlar. 39. Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden biri değildir? Normal mektup boyutunda ve ağırlığındadır.
Böyle bir özelliği yok arkadaşlar. Bakın, normal mektuplardan daha kalındır, daha ağırdır, 5 birimden fazladır kalınlığı, üzerinde gereğinden fazla pul olabilir ama normal mektup boyutlarında ve ağırlığında değildir. 39-40 kişi, tesis veya binaya içeriden veya dışarıdan gelebilecek, çalışanları veya korunan yere etkileyebilecek zarar, kayıp verme durumuna ne diyoruz arkadaşlar? Tehlike. Böyle bir durum varsa bu tehlikedir. 41. soru. Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? Kapı tipi metal detektörler arkadaşlar. Kapı tipi metal detektörler. 42. soru. X-ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç santim olmalıdır? 50 santim olmalıdır arkadaşlar. Kapalı bir kutu içerisinde metal nesne olup olmadığını tespit etmek maksadıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinden faydalanılabilir? Tabii ki X-ray cihazı ve metal dedektöründen faydalanılabilir. Kameradan hayır arkadaşlar. 1 ve 2. X-ray cihazı ve metal dedektör. 44. soru. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistemi ve cihazların hangisi kullanılmaz? Tabii ki D şıkkı, CCTV. 45. soru. Yangın dedektörleri hangi özellikleri kullanılarak çalışırlar? Duman, Işık ve alev arkadaşlar. Duman, ısı, ışık dedim ben pardon. Duman, ısı ve alev. Yangın dedektörleri ışık değil, duman, ısı ve alev. A şıkkı doğru cevap. 46. soru. Henüz yeni güvenlik görevlisi olmuş Hakan Bey, evinin balkonunda otururken komşu evde tüp patlamasına şahit olur. Olay yerine vardığında komşunun oğlunun vücudunda çeşitli yerlerinde değişik derecelerde yanıklar olduğunu gözler. Hakan Bey bu yanıklar karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Bakın sınavda bu değildir, olmalıdır, yapmalıdır, yapmamalıdır. Bu yapmamalıdır. Lütfen altını çizin siz de. Su toplamış deriler patlatılarak üzerine ilaç veya yanık vermesi sürülmelidir. Bunu kesinlikle yapmaması gerekiyor arkadaşlar. 47. soru. Ahmet Bey arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giderler. Ağaçta meyve yiyen 15-16 yaşlarında bir çocuğu yere düştüğüne şahit olur. Yapılan kontrolde bacaklarını rahatlıkla oynatabileceği görülür. Daha önce ilk yardım almış Ahmet Bey'in çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır? Hareket ettirilmez, 112 aranır, olumsuz durumlara karşı hastanın yanında durulmalıdır. 48. soru. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir? Acil tedavi, bu konuda ehliyetli kişiler, ilk yardım eğitimi almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahalesidir. Acil tedavi, bakın bu durum, bu konuda ehliyetli kişilerce yapılan. Ama ilk yardım eğitimi almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. Aradaki fark bu. 49. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri değerlendirilmesinin amaçlarından değildir? Yaralının yarasını görmesini sağlamak. Bu böyle bir amaç değil arkadaşlar. 50. soru. Ciddi yaralanmalarda İlk yardımla ilgili yapılması yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir? Eğer varsa yaraya saplanan yabancı cisim çıkarılır. Yanlıştır arkadaşlar. Bunu uzman doktorların, hani bu acil tedavi diyoruz ya, bu konudaki ehliyetli kişilerin, hani doktorların yapması gereken bir konudur. 50. soruyu da bitirdik. Biraz mola verelim. Tekrar devam edeceğiz.